Dolar kurunda hala da yukarı yönlü inmenin imen devam ettiği ve 30 TL'ler civarına doğru bir ana hedef bölgesini hedeflediğini görüyoruz. Şimdi dolar kurunda bizler için 27.43 seviyesinden geçen bölge bir destek bölgemiz. Onun altında da takip edeceğimiz bölge 26 TL civarından geçen iki destek bölgemiz mevcut. Bu destekler üzerinde kapanışlar devam ettiği sürece. Bizler zaten Dolar Türk Lirası tarafında arkadaşlar bakın şöyle bir kanal çizdiğimiz zaman bu kanal içerisinde 30 liralara doğru hareketliliğin devam etmesi beklentilerimiz dahilinde. Buradaki hareketliliğin aşağıya doğru dönebilmesi için ise bazı şeylerin değişmesi şart. Bakın kur korumalı mevduat hesaplarının da bitirilmesi gündemde özellikle Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalarda. Artık kur korumalı TL mevduatı tamamen bitirmek istediklerini açıkladı şimdi bu kur korumalı TL mevduat hesabından e, insanların yatırımcıların dolar tarafına geçmemesi için merkez bankasının bir kere real enflasyonun üzerinde faiz vermesi şart ki buradaki insanlara e, dolar tarafı cazip hale getirilmekten vazgeçesin. Tabi sırf bununla da bitmiyor arkadaşlar. Bakın buradan dönüşler dolar tarafına geçilmese bile Türkiye'nin kısa vadede ödemesi gereken borç miktarı 200 milyar dolara yakın. Ayrıca vermiş olduğumuz cari açık da bize dış cari açığımız da mevcut olduğundan şirketlerimizin hala da dolara ihtiyacı olduğu, yani ödemelerini yapabilmeleri için dolara ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Bu göstergelere baktığımız zaman da e, hala da ülkeye bir dolar ve para girişinin olması gerektiğini görüyoruz. Bunun içinde Mehmet Şimşek yurt dışında para arayışlarına devam ediyor. Londra'da, Fas'ta, Arap ülkelerinde yapmış olduğu arayışlarla birlikte de ülkeye yabancı yatırımcı çekip buradan bir dolar akışını sağlamak istiyor. Fakat yabancılar daha somut, belki de seçim sürecinden sonraki dönemi görmek istediklerinden dolayı da sevgili dostlarım pek yatırımda ülkeye para sokmakta nazlanmaya da devam ediyor. Bunlar nazlanmaya devam ettikçe de biz dolar kurunda zaten yukarı yönlü hareket yönündeki beklentimizi değiştirecek değiliz ama böyle bir beklentiler, bir düzelmeler görebilirsek o zaman dolar kurundaki beklentilerimizi değiştirebiliriz. Ama ben hala yıl sonuna doğru 36 ile 40 lira civarlarına yerleşen bir dolar Türk lirası tarafının bizi beklediğini düşünen taraftayım. Bu enerji maliyetleri de biliyorsunuz savaş nedeniyle birden yukarı yönlü sert bir şekilde arttı. Bu da bizim enflasyonist baskıyı daha sert ve daha yoğun bir şekilde hissedeceğimizin belirtilerinden biri olduğundan dolayı dolar Türk Lirası tarafında da hala daha yukarı yönlü e beklentim devam ediyor. Bu kısada 30 TL civarına doğru ilk etapta dolar kurunda e göreceğimiz alan diye düşünüyorum. Hemen altın tarafına geçelim. Altın Oğuz tarafında İsrail Filistin savaşının zaten fiyatlanması geldi. Bizim de zaten beklentimiz teknik olarak buradan bir yukarı yönlü özellikle 1820 ve 1795 bantları arasında yukarı yönlü bir dönüş, burada bir dip beklenti süreci içerisinde olduğumuzu belirtmiştik. Tabii savaş haberiyle birlikte yukarı yönlü hareket daha sert bir şekilde gelmiş oldu. Bizler için şimdi altının ons tarafında 1966 dolar arkadaşlar. Yukarıdaki ilk hedef bölgemiz 1966 dolar seviyesini takip edeceğiz. Burada ilk e, kuvvetli direncimizin olduğu bölge 1966 e, dolar seviyesinden geçen alan. E, 1966 dolar önemli bir bölge. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek pazartesiden itibaren 1966 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlayabilir isek altının onsunda 2000 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketliliğin devamını da bekleyebiliriz. Altın bugün itibariyle baktığımız zaman e, güzel kapanışlar yaptı ve özellikle 1878 dolar üzeri bizim için yeterliydi. Burada günlük kapanışlar görmemizle birlikte yukarı yönlü hareketliliğin kalıcı bir hale gelme olasılığının oldukça fazla olacağı yönünde düşüncelerimiz vardı. Fakat altın gördüğünüz gibi sert bir şekilde arkadaşlar yukarı yönlü hareketliliğini devam ettirdi ve haftayı tam 1932 dolar seviyesinden kapatmayı başardı. Şimdi 1878 üzerinde kaldıkça altının onsundaki hareketler nasıl olur? 1878 olmazsa olmaz bizler için bir destek bölgesi ve burasının kanal aralığı da 1966 dolar seviyesi Burası ilk kanal aralığı olacak 1966 dolar üzerine atmamız durumunda da 1966 ve 2000 dolar seviyesi bizler için yeni bir e, takip ve ana hedef bölgesi olarak izlenecek e, önemli seviyemiz durumuna gelecek sevgili dostlarım ama şimdilik e, buradaki emaların birbirine yaklaşması e, gerekmekte diye ben düşünüyorum O yüzden bakın e, 1878 ve 1966 aralığı bir süre altının onsunda çalışacak bir Aralık olarak gözüküyor tabi sert hareketler sert haber akışları gelir ise 1966'yı daha da sert bir şekilde yukarı kırıp 2000 dolarlar seviyesine de gitme olasılığı da mevcut o yüzden dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var gram altın tarafına da hemen bakalım gram altına baktığımız zaman dolardaki yukarı yönlü hareket ve ons altındaki yukarı yönlü hareketle birlikte gram Türk lirası tarafı da zaten yukarı yönlü hareketini sert bir şekilde gerçekleştirmiş durumda bakın e, hatta zirve seviyesini bile test etmiş durumda 1727 Türk lirası civarlarında kapanış gelmiş durumda. Şimdi 1656 önemli bir destek. 1656 seviyesi bizler için dikkatle takip etmemiz gereken bir seviye. 1727 kuvvetli bir direnç. Bakın şu direnç, şu destek. 1656 destek seviyesi üzerinde kaldıkça altının gramı yukarı yönlü hareketini daha istekli bir şekilde beraberinde taşıyacaktır. 1727 Türk lirası üzerinde kapanışlar gelmeye devam ettikçe de arkadaşlar bizler altın gram tarafında 1800 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketliliği yaşayabiliriz. Bu 1656 ile 1727 önemli destek ve direnç bölgesi olarak takip edeceğiz. Çünkü 1727 TL civarında bakın şurada bir oluşum mevcut. Bu 1727 TL'yi şöyle yukarı yönlü kırdığı zaman şuradaki fiyat kadar yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir. O da bizler için 1800 TL ana hedef bölgesini beraberinde getiriyor. Burada hafta itibariyle birlikte yapmanız gereken en güzel stratejilerden biri altının ons tarafı ve dolar Türk lirasındaki yukarı yönlü beklentimiz daha devam ettiği için burada da kısada 1800 TL'ler civarına doğru bu gram altındaki Yükselişin devam etmesi stratejik olarak beklenebilir arkadaşlar ve bizler de bu bölgeyi e, takipte kalacağız. Verdiğim destek ve dirençleri hep birlikte yakından takip edeceğiz. Evet sizlerle birlikte piyasalara baktık. Merve Şimşek'ten kur korumalı mevduat hesaplarından, dolar türk lirasından ve borsadan altından bahsettik. Videolarımız inşallah hoşunuza gidiyordur. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmanızı ve kanalımı dışarıdan seyreden tüm arkadaşlarımın hepsini de kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ailenizle güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileğimle. Hoşçakalın arkadaşlar.